orta sahanızın üretkenliğini, hele bir de kapanmış bir takıma karşı oynuyorsunuz. Bitiriciliği iyi olan golcüleriniz sahada olsa bugün farklı bir maçtan bahsediyor olabilirdik. Galatasaray'ın sakatlanma sorunu bugün galibiyetin önüne geçti. Yani galibiyetin gelmemesine sebebiyet verdi. Yani bugün ligin en fazla sakatlık yaşayan takımı muhtemelen Galatasaray. Baksak, bütün kesinlikle 21 takıma öyle da baksak, bir takım bu kadar fazla sakat vermez. Yani 19 tane oyuncusu bir takımı sakatlanmaz. Geçen sene Ocak ayından beri böyle. Bakın Muslera geri döndü dedik. Muslera da tekrar sakatlık yaşadı biliyorsunuz. 2 hafta önce. Yani bunların hepsi bir problem. Galatasaray'ın üstüne gitmesi gereken bir problem. Kolay kolay da bu kadar fazla sakatlık yaşayan bir takımda, yani ihmal demek istemiyorum ama bir şeylerin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bu kulüp doktoruyla da alakalı değil gibi gözüküyor. Çünkü sorun şu. Şimdi doktor ne yapar? Sakatlanan adamı iyileştirir. İlk sakatlanmayla doktorun bir ilişkisi yoktur. O kısım biraz hani oyuncu ile alakalı hazırlanmış olan fiziksel raporlar, o testlerden çıkan sonuçlara falan bakar. Eğer tedavi olmuş oyuncu tekrar sakatlanıyorsa o başka bir noktaya gider. Ama burada Galatasaray'da hep farklı adamlar sakatlık yaşıyor. Buradaki eksik çözülemezse Galatasaray daha bu şekilde çok fazla maç verir. Bu ciddi problem. İkinci problem, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer, Arda dörtlüsü toplamda 5 kez Oğulcan'ı kaleciyle karşı karşıya bırakmaya yönelik pas atabildiler. Gollük pas dediğimiz pas atabildiler. Orta sahanızda 4 tane adamınız var. Kritik isimler var. 4 tane. Golcünüzü kaleciyle karşı karşıya bırakmaya yönelik sadece 5 tane pas atabiliyorsunuz. Ya golcünüze güvenmiyorsunuz ya da planlarınız bu yönde işlemiyor. Galatasaray'ın orta sahasının bu üretkensizliği de yine Ersun Yanal'ın işine yaradı. Yani Kayseri Spor maçında orta saatte bugünkü sayının 2-3 katı daha fazla ileriye dönük pas atıyordu. Gollük pas. Ama bu maçta herkes çok bencilce kendini oynadı. Üçüncü nokta, Ömer Bayram'ın mevkisi değişince Ömer Bayram'ın performansı 4'te 1'e 5'te 1'e iniyor. Artık bu çok net. Yani bu adamın sol açık oynadığıyla, sol bek oynadığıyla, merkez orta sahada oynadığıyla ya da 10 numaranın yanında hemen oynadığıyla arasında performans deli gibi fark ediyor. Ve bunu bile bile mecburen Ömer'e dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kulübenizdeki isimlere biraz eleştiri. Yani bu kadar performansı mevkisiyle birlikte değişen bir adamı mecburen de böyle oynattığınız zaman problem yaşıyorsunuz. Bakın işte yani 10 kişi oynadı bu takım. Sonra Ömer'i kenara alıyorsunuz. Falcao oyuna giriyor. Bu sefer sakatlanma problemleriniz yüzünden yine 10 kişi kalıyorsunuz. O da sakatlanıyor. Biri atılıyor. Biri atılıyor ondan sonra da. Atılma noktasında da bir kere Markan'ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Şimdi ona geleceğim. Yani, hızlı hızlı soracağım. Evet. Çünkü tamam, izleyicilerimiz biliyorlar. Hakem çok fazla konuşmuyoruz. Hep futbolda saha içini konuşmaya gayret ediyoruz. Emre Kılıncı pozisyonu kırmızı kart mı? Yani burada istem dışı da olsa orada bir darbe var. Yani bu tartışırsa tamam, Arda çok güzel konuştu. Hakemler bu olayın ruhuna inmeli de hakemler futbolu bilmiyor ki ruhuna nasıl insin. Yani anladın mı? Sadece futbolu bu maçlık değil. Yani bütün maçlar için geçerli. Yani onu öğrenmeleri çok zor bu saatten sonra. Benim o dediğim işlere gelmesi lazım. O konferanslar yapılmalı, anlatılmalı, birebir ilişkiler. Yani bunları güzel bir dille anlatmak lazım. Onu öğrenemez. Yani VAR'ın orada çağırması gel bak. Çünkü VAR bak dediyse bir problem olabilir yani, değil gibi. Ama orada gördü. Benim bence takıldığım nokta, Evren abi çok özür diliyorum. Markan'ın pozisyonunda neden VAR devreye girmedi? Girmedi. İşte yani o zaten düzensizlik var. Yani Emre'nin pozisyonu kırmızı, Markan'ın pozisyonunda kırmızı. Yalçın? Kesinlikle ikisi de kırmızı. Taner? Yani ben Marka direkt kırmızı diyorum ama Emre'ninki sanki sarıya dönermiş gibi geldi. Sebebi de şu, kaleye çok uzak, önde başka oyuncular da var. Biraz da sanki nasıl ifade edeyim, olayın içinde temas bile kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ama Taner, yani biraz zamanlama hatası. Topa müdahale etme çabasında bulunursunuz. Hani kasıtınız farklı algılanabilir. Ama topsuz bir şekilde adama arkadan atlarsanız hani bunun kaçar. Yani orta sahada ben de öyle çok faal yaptım. VAR'daki hakem de muhtemelen benle aynı şeyi düşündü. Bu sarıya dönebilir diye düşünüp hakemi geri çağırdı. Gel bir bak dedi. Ama hakem kararında ısrar etti ama aynı VAR hakemi Markan'ın da direkt kırmızı olduğunu görüp çağırması gerekiyor. Niye orada hakem şey yaptı? Çünkü hamle arkadan tendonun yanına doğru geliyor yani. Evet. Sonuçta orada topa vurmuyorsun. Top gitmiş zaten. Hı hı. Alt tarafa doğru bir şey var. Yandan da olsa. Hani onu durdurmak amaçlı ama
darbe şey, öbür türlü mesela ben çok çelmede çaktım, taktım tabii oyuncuya. Sen yapardın evet. Veya formada tuttum. Evet. Yok, o taktik faul. Yok, taktik faul yani, tabii canım, şaka yapıyorum. O topu zaten alamayacağımdı ve onu tabii, durdurmaktır. Tabii. Aslında niyeti oydu ama oradaki darbenin geliş şekli farklıydı. Onun için hakemin değerlendirmesi o noktadaydı. Yani atmasa da bu çok konuşulurdu. Ben sana söyleyeyim. Ama ben de bu tip sarı kartlar gördüm. Bu biraz daha ayağını oraya yaptı. Zaten o da biliyordu yaptıktan Eren sonra abi, zaten. Topla ilişkilebilir bir noktada baktığınızda birbirine yakın olsa hani bunu sarı diyebileceğiniz bir nokta olabilir. Evet. Ama topsuz bir alanda oyuncu topu dürtmüş. Ben de aynı görüşüm. Tamamen oyuncunun ayağına müdahale et derecesinde yani direkt çelme bence... Çelme taksaydı sarı verirdi. Ya ben biraz VAR hakemiyle aynı görüşteyim burada. Evet. Ayrılıyoruz evet. Olabilir yani. Ben biraz kaleye mesafesi, öndeki tamam, başka mantıklı. Adamlar vesaire. Ben de öyle düşünüyorum ama daha geliş şekli kötü. Yani çelme taksan sorun yok. Formadan çekip indirsen top geçmiştir. Kaleye çok uzak. Zaten kaleye yakın olsa o da kırmızı olur. O da kırmızı. Son adam evet, olsa. Onun için ama hakem benim burada... takıldığım nokta işte Marko'nun pozisyonunda da ben sadece Galatasaray üzerinden değil. Bütün takımlarımıza şeffaf olunması gayreti içerisindeyim. Mesela bugünkü pozisyonda Galatasaraylı oyuncu da bu tür bir faule maruz kalabilirdi. Marko'nun yapmış tabii olduğu. Ki. Orada da çağıracaksın. Tabii ki çağıracaksın. Yani çünkü adaleti haklı bir şekilde dağıtmanız gerekiyor ki takımlara göre değil. Çağıramayacağın bir durum da yok. Mesela Beşiktaş maçında Larin'in attığı golde çağıramayacağı bir duruma getirdi hakem. Hı hı. Anlatabiliyor doğru, muyum? Evet, çağıramayacağı doğru duruma getirdi ya VAR çünkü. Evet. O pozisyonda hakemi çağıramıyor. Orada mesela Halis Özkahya çağıramayacağını bildiği için havadayken düdüğü çalıyor. Ama bak bu pozisyonlarda tamam bunu söylüyorum tabii. Ama bak iki diğer Arda'nın topu götürüşünde yaptığı hakemin orada Arda'ya sarı kart gördü. Haftaya yok Arda. Suya vurdu. Sinirlenmesine sebep oldu Arda. Pozisyon. Evet. Arda Turan haftaya yok. Arda da yok evet. Orada faul alacağına Arda sarı kart gördü. O bir. Ondan sonra oyunu devamlı Galatasaray 10 kişiyken bile saldırdı bölümde durdurdu kesti. Oyunu durdurdu. Yani oyuna müdahale etti. Bugün bunu hissettin mi Eren abi? Zararına oldu bu iş. Yani devamlı oyunu durdurması, devamlı yapması orada da farklı bir şekilde davrandı. Yani orada maçı iyi yönetmedi. Onu da söyleyelim yani o da o kadar da masum değil. Tamam iki pozisyon bana göre kırmızı evet. Hı hı. Oyun bu maçın hakkı da beraberlikti. Ona da bir şey demiyorum ama bizi kandıramaz. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. Hiç öyle şey yapmasın. Oyunu da son bölümde öyle güzel düdükler çalarak durdurdu ki. Tak 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 kesti. Galatasaray'ın orada zaten Falcao'dan sonra bir, iyice bir şeyi düştü oyundan çıkınca. Oyuncular da etkilendi öyle değil mi? Oraya geleceğiz. Ya, Evren abi yani, kesinlikle. Falcao'yu bekliyorsun tam adam oynayacak sakat dönüyor. Sen takımın düşer. Bir de hakem üstüne ah dedi bunlar düştü. İki tane üç tane faul orada durdurdu oyunu. Yine egolarına yenik düşüyorlar bence. Yani yine orada etkilendi. Hakemin de öyle bir katkısı oldu. Evet.